sevgili Oğlaklar. Selamlar sevgili Oğlaklar, nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Okur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Yılın ilk yeni ayıyla beraber size iyi yıllar diliyoruz. Evet, çok hızlı bir şekilde Oğlak Burcu yıla yoğun giriyor. 1 Ocak evet. Oğlak Burcu'nda yeni ay var. Dan. Yıl evet. Geldi, Oğlak Burcu'nda yeni ay, Plüton tek kare. İyi. Evet sevgili Oğlaklar, sizin için yılın en önemli zamanındayız. 1 Ocak'ta 10 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Özellikle 30 Aralık, 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak doğumlularsa bu yeni ay bütün hayatlarını etkileyecek. Yani bir yılını etkileyecek. Önemli bir yeni ay olacak. Plüton temalı bir yeni ay. Uranüs'ün, Mars'ın sert açıları evet, var. Bir yıl boyunca 1 Ocak'ta 5 Ocak arasında doğanları bir yıl boyunca evet. Çok yoğun etkileyecek. Bu konuyla ilgili detayları YouTube kanalımızda evet. Oğlak Burcu yıllık videolarında da rahatlıkla görebilirsiniz evet. Oğlaklar. Çünkü sizin için önemli videoları kaçırmayın. Gerçekten 2014 yılı doğru tavırlar, doğru davranışlar içinde olduklarında büyük başarı da yakalayabilirler. Çünkü Satürn evet. Akrep Burcu'nda destekliyor. O destekliyor. Satürn'ün desteği var. Satürn'ün desteği var ama tabii ki bir Mars'ın retrograde evet. Olacak. Bir Venüs şu anda Oğlak Burcu'nda retrograde. Evet, bu yeni ayda Venüs'ün de retrosu, Plüton'un da T'si, Plüton'un da işte oradaki yeni ay esnasındaki kavuşumu ne demek? Aslında bu köşelerde olduğu için, yani haritanın tüm köşelerini etkileyen bir öncü yeni ay olduğu için hayatlarının hemen hemen her alanında önemli dönüşümler meydana getirebilir. Yani ilişkiler olabilir, kariyer hızlı. Olabilir. Evet, hızlı, güçlü ve değiştirici. Yani bu yeni ayın etkisini evet. Bir yıl beklemezsin. Evet. Bu yeni ayın etkisini evet. 2 haftada görürsün. Evet. Bazılarına aşık olabilir. Venüs retrosu uzun zamandan beri devam eden ilişkileriyle ilgili bir sonuç almaya çalışabilirler. Bazıları ise uzun zamandan beri devam eden problemli bir ilişkinin bitişini görebilirler. Evet, evet. Venüs'ün retrograde, ama her ne olursa olsun, bakın sevgili Oğlak Burcu, her ne olursa olsun Venüs retrosu para kaybettirir. Venüs retrosu, maddi yeni ortaklıklara girmeyin, euro-dolar paritesine dikkat edin, maddi ve ekonomik kaynaklarınızı korumaya çalışın. Yani bu ay koruma ayı dediğimiz bir aydır. Kendinizi korumak, kendinizi olaylara karşı daha temkinli ve daha dikkatli davranmak zorundasınız. Çünkü burada Mars var. Mars evet. Oğlak Burcu'na dikkat edersen evet. Çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Kariyerlerini biraz zorluyor. Kariyerlerini zorluyor. Yani bu yeni ayda beklenmedik bir kariyer başarısızlığıyla karşılaşılabilir. Veya kariyerde işte bazıları terfi edecek. Ya ben terfi ettim Melih, ne kadar iyi ya. İşte terfi ettin, 2 ay sonra görürüm ben seni. Şeklinde bir noktaya gelebiliyor. O terfilerde sorun olabiliyor. Yapmaya çalıştıkları iş yeri iyi çıkartamayabiliyorlar. Kendilerinin dışından kaynaklanan yapıları var. Üstlerle patron. İlişkilere dikkat etmek gerekiyor. Çekişmeler, çatışmalar söz konusu olabilir. Üst, alt çatışmalara evet. Kendisinden otorite olarak güçlü. Genel müdüre ne diyebilirsin ki? Sen orta düzey çalışansın gibi pozisyonlarla karşı karşıya kalabilirsin. Burada yapılacak çok net ve açık. Benim tavrım çok basittir. Sus, otur aşağı. Herkes kariyerinde haddini bilsin dediğimiz bir pozisyon var. Evet, evet. Ayın 16'sından sonra da Yengeç Burcu'nda çok ciddi bir dolunay etkisi var. Evet. Bu Yengeç Burcu'ndaki dolunay etkisi ilişki, aşk, evlilik. Bazıları evlilik kararı veriyor, bazıları iş ortaklığı kararı veriyor, bazıları hayatlarında evlenecek insanlarla tanışıyor. Ama burada da Venüs Mars karesi var, evet. İş yeriyle alakalı ve kendileriyle alakalı. Ne dersin? Bu Venüs-Mars karesi, Venüs-Mars karesi aslında çok güçlü çekim de oluşturabilen. Evet. İlişkilerde böyle çok güçlü. Ama Venüs Oğlak'ta retro olduğu için yaşça büyük kişiler. Yaşça büyük kişiler. Evlenmiş, ayrılmış, iş yerinde çalıştıkları, hani beraber patron, iş yaptıkları bir kişi olabilir. Birlikte iş yaptıkları kişilerle evet. Alakalı duygusal flörtler başlayabilir. Evlenmiş, ayrılmış ilişkiler karşımıza çıkabilir. Burada hanımefendileri korumak zorundayız. Hanımları korumak zorundayız. Retro Venüs'te Mars'ın kare olduğunda olacak dolunayda size duygusal ilişkileri teklif eden veya duygusal ilişkilerle ilgili sizinle birlikte olmak isteyen kişi, yaşça büyük kişi çoğunlukla ya evlenip ayrılmış ya da evliliğine devam ettirmektedir. Çünkü burada evet, Neptün de var. Biraz, evet, çok fazla yalan söylenebilir hanımlar. Erkeklerin burada çok fazla yalan söylediği bir gezegen döngüsüdür evet. Bu. Lütfen kanmayın. Yeni gireceğiniz tüm ilişkilerde de aşırı sorgucu, kurarcı, hı hı, hatta biraz şüpheci olun derim. Ne dersin? Evet, kesinlikle. Çünkü kesinlikle zarar görmemeleri lazım. Evet. Şimdi astroloji nedir? Astroloji gerçekleşecek muhtemelen kaderdeki potansiyelleri gösterir. Hı hı. Böyle bir risk var, bunu söylemek zorundayız. Hı hı. Bazıları bize felaket telleri diyor ama dediklerimiz oluyor çünkü gökyüzü iyiyse iyi diyoruz, kötüyse kötü diyoruz. Hayatta iyi şeyler olmuyor. Hayatta iyi şeylerin olacağını bekleyen sığ düşüncelere sahip binlerce insan var. Yani her şey yolunda, işte her şey iyi olacak. Ya da biz genel olarak, yapı olarak biraz da iyi şeyleri mi görmek istiyoruz acaba? Şimdi kumulonimbus bulutu tepemize gelmiş, tarlada ne yapıyoruz? Tarlada çalışıyoruz, kafamızı kuma gömüyoruz, çarp diye bizi şey çarptıktan sonra, ne diyeyim, şimşek çarptıktan sonra vay 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 oğlum gitti diyoruz. Ya kardeşim kumulonimbus gelmiş. İyi düşünelim, iyi olmuş da olmuyor işte. Evrene yani, gönderelim iyi. Ama bu secret, mikret yani kapitalizm hikayeleri. Yani bir kısmı meleklere dua ediyor. Bir kısmı şimdi ama bakın dinsel melekler demiyorum. Evet, onu dinsel melekler değil. Herkesin inancına saygımız sonsuz. Şimdi meleklerle yaşamak şeklinde böyle ıvır zıvır kitaplar. Falan meleklerle falan konuşuyorlarmış. Haşa yani inanç olarak bunlar garip. İyice neye sapkınlaşmaya başladı insanlar da artık sosyal yaşam içinde. Gerçeği söylemek gerekirse Oğlak Burcu arkadaşlarımızın gerçekten dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz. İlişkiler ve kariyeriyle alakalı. Hı hı. Kendinize de çok dikkat edin. 2014 yılı aslında Şubat itibariyle sizin adınıza güzel duracak sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.